TV 264 ekranlarından herkese merhabalar. Günaydın efendim, Sabah Kahvesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftanın son gününde sevgili Hüseyin Can birlikte. Hüseyin günaydın, hoş geldin. Günaydın. Nasıl? Sevdi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz evet. artık. Ee, yeni bir hafta. Bu hafta geçmek i̇şte. bilmedi ya benim için. Uzun sürdü bu hafta. Yok ya bana öyle gelmedi. Bana uzun sürdü, sürdü bu hafta. Yani bana bu hafta uzun sürdü. Neden? Bilmiyorum. Çok bilmiyorum. Çalışmadın mı? <laughs> bu hafta keyif alamadım. Keyif <laughs> olacak. bu hafta keyif alamadım. <laughs> bu hafta benim için uzun sürdü. Ay yani biraz çok hareketli bir hafta değildi o yüzden belki. Sakin geçirdik. Evet, Hareketimizi de bak. kaldıramıyorum. Sen bekle bekle bak seçimler yaklaşıyor. Seçimler her geçen gün yaklaştıkça gündem artacak. O zaman, zaman ne konuştuk biliyor musun? Ayvalık'ta bir küçük ev. Ya 33 yaşında birsa şey emekli olur mu ya? Yani emekli olmamalı. hayatını düşünür mü ya? Yani... <laughs> Düşünmemeli. Onu düşündüm. Ama işte bu da neden kaynaklı biliyor musun? Hayatın getirdiği şartlardan kaynaklı bir şey. Ya doğru kesinlikle ama ben hayat değil de ben artık... Ya şimdi Tahsin Hoca'yı alacağız daha sonra. Tahsin Hoca tecrübeli bir insan. Hala çalışıyor mesela. Evet. Emek harcıyor işte üniversite ekonomi. Bir 33 yaşında ben bayrak asmıyorum <laughs> ki ayvalıkta bir yere gideyim dinleneyim. Hiç çalışmayayım artık. İşte öyle olmuyor, ne yazık ki. Artık mesela Kaan Bey. Kaan <laughs> artık ya artık yolun yarısına geldim. Ama şey mi? Sevgili Kaan Gümşel selamlar yollayalım buradan. İçeriden bizi izliyor zaten kendisi de. O sene kadar şikayet etmiyor. O dinlendirmez pek. Sen de şikayet etmiyordun. sen. sen bu bu sene özellikle biraz şikayet etmeye başladın. Yo, yoruldum artık ya. Ben artık yorulduğumu hissettim yani. Ciddi anlamda yoruldum. Bu, Yok. bu sektör biraz <laughs> Ya bu sektör yorucu ama e, her gün İster istemez her gün modumuz aynı olmuyor ama ne yapıyoruz? Enerjik olmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizin karşısına çıkarken modumuzu yükseltip öyle çıkıyoruz. Yüzlerimiz asıksa bile bu ekranda yüzlerimizi <laughs> güldürüyoruz mecbur. Evet. Öyle oldu. Çünkü bizler de insanız ama olsun. Sen bu moddan bir an önce çık. Çünkü senin enerjik halin, senin bir önceki halin çok daha zevkli ve güzel. Şimdi bugün ekonomiyi konuşacağız. Tabii ki bir haftada neler yaşandı ekonomide. Bu sabah bir Sanayi ve Ticaret Ta Aboneliklerine zam haberi geldi. Bunun haricinde e, Ekmeğe TV ile ilgili dün bir karar alındı. Bunun detaylarına bakacağız. E, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili açıklamaları vardı bu hafta. Bu açıklamalar... E, ne anlam ifade ediyor. Bunlara bakacağız. Kur korumalı mevduatta askeri faiz zorunluluğu bu hafta yine kaldırıldı efendim biliyorsunuz. Yine Merkez Bankası tarafından alınan kararlar var. Ekonomik güven endeksi açıklandı yine. Servet raporu açıklandı. İhracat rakamlarına bakacağız bu hafta yine. Kimle birlikte? Sevgili Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş hocamız bizlerle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın Seda Hanım. Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın hocam. Nasılsınız hocam? Hocam Hüseyin'in enerjisi yok. <laughs> Nasılsa biz de öyle oluyoruz. Yani e, Türkiye'den farklı bir ülkede yaşamadığımız için bu ülke nasıl iyiyse biz de iyiyiz. Kötüyse kötü oluyoruz. Yani Hüseyin'in dediklerine katılıyor musunuz hocam? 33 yaşındaki bir insanın. Ya onu tam söyleyecektim. Ben e, yani istesem istediğim an emeklilik dilekçesiyle <laughs> emekli olabilirim. Ama ben çalışıyorum abi. Evet yani, hocam. Hala da epey de çalışmayı düşünüyorum. Genç yani, e, mi hocam? Denizsiniz ya yani. Da, e, e, i̇şler yürümez yani. Çalışmamız gerekiyor. Bu ülkeye bunu aşılamamız lazım. Yani bu ülkede gerçekten şöyle bir sıkıntı var. E, herkes kısa yoldan e, ya zengin olsun, borsada oynasın, at yarışında oynasın, evet. sportlarda oynasın. Ya da devlet ona versin, yesin. Yani bu düzenin böyle gitmeyeceğini anlamaları lazım. İnsanların üretmesi üretip paylaşması ve harcaması gerekiyor. Yani ya da işte baba çalışacak çocuk yiyecek. Yani giderek ona doğru bir. Yani barcaba da çok ilginç yani Doğru hocam, doğru söylüyor. Evet ne yazık ki hocam. Şimdi hocam sıcak gelişmeyle başlayalım mı? Sanayi ve ticaret hane aboneliklerinin elektriğine yüzde yirmi zam yapıldı hocam. Öncelikle neden bu sanayi kuruluşlarına zam geliyor? Ee, hani konutlarla neden ayrı tutuluyor? Onu bir soralım size. Ya da bu zam niye yapıldı? Veya bu zam evet olarak, neden yapıldı? Öncelikli olarak konut şimdi seçime gitmesek konu, konuta da zam yapacak. Çünkü konut e, yani Türkiye'de 25 milyon hane var. 25 milyon hane ilgilendiriyor. Ama e, iş yeri ticaret hane Türkiye'de toplamı 3 milyon. Hı hı. Yani daha az bir alanı ilgilendiriyor. Ve Ama orada başka bir şey var. Yani şimdi ticaret hane e, çalışıyorsunuz. Ticaret hane gidiyorsunuz bir lokantaya lokanta elektrik yüzde gelmişse onu neye yansıtıyor? Yemeğe yansıtıyor. Hı, hı. Yani dolayısıyla bakın ticarete neye yansıyan şey yalnızca ticaret de kalmıyor. Yani o nihai mal ve ürünlere yansıyor. Ve bunların hepsi ne yapacak? Enflasyonun artırıcı etki yapar. Yani ama oradaki girdilerde biz enerji dediğimiz zaman elektrik birinci enerji kaynağı değil. Onu bir başka kaynaktan elde ediyoruz. Ya işte Türkiye'de rüzgar güneş gibilerden değil de ağırlıklı olarak doğalgazdan elde ediyor. Yani doğal doğalgaz fosil yakıt fosil yakıtların e, çi bunları dışarıdan ithal ediyoruz. İthal ettiğimizde bunların maliyeti artıyor. Bugün e, ham petrolün fiyatı Brent e, petrol 97 dolar. Falan an çıktı ki bu 110 doların üzerine çıkacak. E, yani doğalgaz artıyor. Yani arttığı zaman döviz artıyor Türkiye'de bakın. Geçen haftadan bugüne 50 kuruş şunun üzerinde değil mi? 60, hatta 60 küsür kuruş geçen haftadan bugüne dolarda bir artış oldu. Hı, hı. Nereye yansıyacak bu? Enerji fiyatına yansıyacak. Türkiye'de hep ben konuşmalarımda e, da söylüyorum. Türkiye üretim modelini değiştirmesi gerekiyor. Türkiye enerji ithal eden bir ülke ve enerji ithal eden bir ülke olduğu için daha az enerji kullanan sektörlere yönelmesi gerekiyor. Biz ne gibi yoğun enerjik kullanan sektörlerde üretim yapıyoruz? Ne gibi hocam? O nedenle üretim modelimizi bizim değiştirmemiz gerekiyor. Yani geçen hafta sözünü ettim. Bizim asıl yatırım yapmamız gereken beyindir. Hı hı. Beynin Beyin, beyin yani beynin nedir? Bir tane elektrikli, bir tane bilgisayardır. Öyle değil mi? Onunla üretir ama siz fabrikada makineleri çalıştırdığınız zaman onlar müthiş enerji harcıyor. Yani Sakarya'daki Toyota fabrikası müthiş bir enerji harcıyor ve başka bir şey daha yapıyor. Sakarya nehrini kirletiyor değil mi? Ama beyine biz yatırım yapsak, bugün yazılım anlamında eğitime, gerçek eğitime doğru yönelsek ve bilimsel eğitimle çocuklara o eğitimi versek ne olacak? O insanlar yapay zekada uzmanlaşacaklar, değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Bakın üniversitelerde bir de bunlardaki kontenjanı azaltıyoruz. Nereye yöneltiyoruz çocukları? Pazarlamacı yapıyoruz, muhasebeci yapıyoruz. Bu, bu modeli bizim değiştirmemiz gerekiyor. Bu modeli değiştirdiğimiz zaman bizim enerji fiyatları da o zaman makul fiyatlar düzene gelecektir. Çünkü enerji talebi azalacak. Bunların hepsi bir bütün. O nedenle baktığınız zaman, Türkiye'de e, hükümet şunu yapıyor, Kolaylı olarak e, zam yapıyor. Yani herkese e, çünkü seçime gidecek 31 Mart'ta oy isteyecek rahatlıkla. Onun için 31 Mart'a kadar konuta yapılması gereken zamı erteliyor. Bu seçim ekonomisidir. Çünkü gene Cumhurbaşkanı Pazartesi günü açıkladığı şeyler seçim ekonomisine başladığını gösteriyor ki ben Ekim'den itibaren Türkiye modeli değiştirecek diyordum. Evet Ekim'den itibaren Türkiye modeli değiştirilecek. Yeniden Eski modele doğru bir dönüş olacak. Bunu yaparken ne yapıyor? Bunu yaparken dışarıdan döviz bulacak modeli geliştiriyor. Orada da model yüksek faize geçtiler. Yüksek faiz verecekler olabildiğince. Kuru da olabildiğince düşük düşecekler. Dolayısıyla Goldman Sachs'ın bir rapor yayınladı. Orada zaten bunu söylüyor. Diyor ki Türkiye oyuna yeniden dahil oldu. Evet. Nasıl dahil oldu oyuna? Yüksek faiz verecek. Dışarıdaki adam Amerikalı Johnson ucuz yerden gidecek. Para bulacak dolar bulacak. O doları getirecek, yüksek faiz verdiği Türkiye'ye getirecek. Türkiye'den alacak, istediği zaman çıkacak. Bu 1990 yılında gene Türkiye ekonomisi krize girdiğinde Rüştü Sarıcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanlığı döneminde Turgut Özal'ın Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Türkiye'de uygulandı ve ben o dönemde Adan Dergisi diye bir dergi vardı. O dergide ve Güneş eski Güneş gazetesinde Türkiye'de döviz bolluğunun faturası ardıya yazı yazdı. Hı hı. Bugün de aynı şekilde. Yani tü, o ge gelecek gözün ki bakın Türkiye'de son bir, bir aydır 10 milyar dolar böyle bir para geldi. Yani ne yapacak? Dövizi e, belli bir üzerinde faizi alacak. Bu faizi aldıktan sonra daha düşük bir dövize dönüştürecek çıkacak. Ve 100 dolarını yani dışarıdan alıp 100 dolara 2 dolar faiz verirken 102 doları maliyeti yaparken burada 110 dolar kazanıp çıkacak. Bu Türkiye'deki yapıyı tamamen bozacak bir etkidir. Onun için Türkiye'nin sağlam dövize yönelmesi gerekiyor. Bunu anlatmamın nedeni o. Sağlam dövize yöneldiğiniz zaman sağlam dediğim şey yani gerçekten o ülkede kalacak dövize ihtiyacı var. O da nedir? Beyinlere yöneleceksiniz. Ve yapay zekayı diye yöneleceksiniz. E, i̇nsanlar marka üretecekler. Öyle değil mi? Tasarım yapacaklar. Ve asıl para orada zaten. Yani üretimin nihai ürün fabrikasyon aşaması artık bütün dünyada hiç kimseye para getirmiyor. Çin 500 dolarlık cep telefonundan 7 dolar alıyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri 334 dolar alıyor. E, şimdi çi, arkasına da bunu, bunu yapan Çin diye yazıyor. Apple marka bizim hı. telefon. Ama onu kazanan kim ondan kazanıyor ama Amerikan Apple firması ve Amerikan ekonomisi kazançlı. Bizde de bunun yapılması gerekiyor. Yani bizim beyinlerimizi ona göre biz genç nüfusuz ve o genç nüfus aslında çok iyidir ama çok da tehlikelidir. Onu iyi eğitirseniz müthiş bir atılım yaparsınız ama eğitemezseniz o, o genç nüfus size sorun haline gelir, işsizlik olarak gelir, toplumsal sorunlar olarak ne gelir? Hocam az önce bir cümlenizde şey söylediniz. Fabrikalar için enerji ithal ediyoruz. Çok enerji harcayan yatırımlardan vazgeçmeliyiz dediniz. Mesela fabrikaları mı hangi hangi sektöre yönelmeliyiz? Mesela hangi tip fabrikalara bırakmalıyız? Mesela Toyota'dan örnek verdiniz. Sakarya'nın kirletiyor dediniz. Yani gerçekten kirletiyor mu yoksa diğer fabrikalarda Bakın. mı içinde? Türkiye otomotiv sektöründe Türkiye bugün hep biz konuşuyoruz ya. Çok ürettik, yeni araba ürettik falan ya Türkiye araba yıllardır üretiyor. Ve Türkiye araba üretmede ve ihraç etmede ilk onda Hı 7. sırada. Yani ilk 10 sırada. Sakarya. Evet. Bu çok ilginç bir şey. Ama Türkiye zaten otomobil ama o ürettiği otomobilin katma değeri Türkiye'de çok düşük. 10 dolar size kalın yani 100 dolardan 10 dolar size E Diğeri yurt dışının şey siz ne yapıyorsunuz? İşte Japonya'nın ürettiği katma değeri taşıyıcı ülke konumuna burada üretiyorsunuz. Sana Bu yine iyi bir şey değil mi fabrikanın bizde kurulması? E, kurulması iyi de bakın e, baş maliyete baktığınız zaman maliyet 10 doları da götürüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani maliyeti yalnızca parasal olarak hesaplamamak lazım maliyet bir de doğayı çirletiyor. nehri çirletiyor? Sakarya nehrinde ben Sakarya çocukluğumdan itibaren gidip giden Yani 64 yılın 65 doğumluyum. 68-69'dan beri Sakarya'yı bilirim. Büyük Sakarya'da bir deprem olmuştu. O depremden sonra o çocukluk hayalimde o Sakarya'nın yıkım hali benim beynimdedir. Ama orada başka bir şey daha gene beynimdedir. Büyük balıklar çıkardı Sakarya nehrinde. Hı hı. Siz Sakarya'nın elinden balık yiyebiliyor musunuz? Evet doğru. Ya ben şunu anlamadım. Temel sorumlusu Toyota fabrikasıdır. Ee... Çünkü Toyota fabrikası ne yapıyor? Sakarya'nın elini kirletiyor. Ama bu iyi, büyük bir iddia değil mi? Nasıl? Bu büyük bir iddia değil mi? Yani direkt e, Toyota doğrusu, fabrikası üzerinde. To yani Toyota fabrikası Sakarya nehrinin üzerine kurulmuş. Toyota fabrikası kurulmadan önceki Sakarya Nehri'nin çiftlik oranına bakın. Daha sonra da şey, bugünkü çiftlik oranına bakın. Hocam ben şunu anladım. Siz dediniz ya biz enerji ithal ediyoruz ve çok enerji harcayan yatırımlardan vazgeçmeliyiz dediniz. Toyota fabrikası evet bir %10 civarı bize bir katkı sağlıyor ama harcadıkları getirdiklerinden daha mı fazla diyorsunuz? Tabii yani bir de sürdürülebilir kalkınma kavramı var. Yani sürdürülebilir kalkınma bağlamında bakınca siz e, doğayı çirletiyor. Peki kirletiyor yani, Toyota fabrikası olmasa daha mı iyi olacaktı? Yani Toyota fabrikasını örnek olarak veriyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani X odur. Bir, hayır, sorun, bir sorun, şey yapsak Yani ya, bu, Toyota fabrikasının getirmeni fazladır götürüsü mü? Aynı şekilde Bursa, Bursa tarımın müthiş bir alanı değil mi? Evet. Sakarya da öyleydi. Öyle değil mi? Evet. Sakarya ne oldu bugün? Sakarya da Patatesin üretildiği memlekette 2019 yılında İtalya patates satıldı. Hı -hı. E, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yok, hocam şey anladım. Karım, Tarımdan vazgeçiyorsunuz. Tarım üretiminden vazgeçiyorsunuz. Fabrika kuruyorsunuz. Fabrika iyi bir şeydir. Ama o fabrikanın belli aşamaları vardır Hüseyin Bey. Yani siz yalnızca fabrikasyon aşamasında yaparsanız bugün fabrikasyon aşamasında bir gülümseme elisi diye bir şey var. Yani 1970'li yılların gülümseme eğrisi yani katma değerleri birbirine yakındır. Yani tasarımla, tasarım, imalatla ve imalat sonrası taş, satış arasındaki şey, üretilen katma değer birbirine yakındır. Ama bugün tasarımın katma değeriyle üretim sonrası hizmetlerin katma değeri daha yüksek, fabrikasyon aşamasının katma değeri çok düşük. Yani bizim Gülümseme elimiz tamamen şöyle eğdi. Bizim ürettiğimiz Toyota fabrikasının ürettiği katma değer tam değil. Hı, hı Yani biraz önce söyledim. Apple firmasının üretiyor 500 dolarlık bir cep telefonunun 7 doları Çin'e kalıyor bak. Hocam ben ama orayı 300, anladım. 4 doları Amerikan firmasına gidiyor tamam. ama Çin'de üretiyor. Ama marka sahibi olduğu için daha fazla kazanıyor. 7 dolarla Çin büyüdü. Ben... İşte biz 10 dolarla Sakarya mesela şunu anlayamadım. Toyota harcadığı enerji bakımından, ithal ediyoruz ya, evet. yaptığı doğadaki işler açısından. Bugün Toyota olmasa, e, yani gelir giderde çok büyük bir fark var mı? Yani Sakarya için çok büyük kayıp olur mu Toyota'nın olmaması? Kaç bin Sakarya'da insan çalışıyor? Atıyorum yani O kadar insana iş buluyor ama orada çalışan insanların mühendisleri Sakarya'lı Sakarya mı Türk mü? De, genellikle Sakaryalı. Yabancı sermayenin başka sorunları var. Yani yabancı sermaye buraya gelip size teknolojiyi öğretiyorsa o anlamlıdır. Ama mühendisi bile yabancıysa orada bir sorun vardır. Yani gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı sermaye biz hep çok iyi olarak adlandırırız ama doğrudan yabancı sermayenin teknolojiyi getirip size öğretecek yapısının olması gerekir. Yani, o, gün, o yok, onu anlatmaya çalış. Mesela bir model, yani adapazın üretildi o markanın. Hangi modelleri üretiyor Türkiye'de? Bir tane modeli üretildi, yani adapazın ya da, da, bu fabrikada. Hayatadan vermedim yani Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının tümü hangi modelleri üretiyor? Çok eski modeller üretiyor. E, gidin Renault, değil mi? Renault fabrikası. Fransa'ya gidin. E, buradaki modeller orada yok. Hiçbir şeyi göremezsiniz. Oradaki Renault'lar tamamen farklı Renault lar, Renault lar. Aynı şekilde Toyota'lar farklı toyotalar. Yani sizi üçüncü dünya ülkesi olarak görüyorum. başka bir şey daha anlatayım size. Ben Paris'te dört yaşadım. Orada işte metroda inerken düştüm. Gözlüğüm camı çizildi. Gittim işte gözlükçüye dedim şey bunu dedi ki bu baktı bu çok dedi yani aynısını biz burada bulamayız. İkisini de değiştirmemiz gerekiyor. Niye dedim? Ya markası aynı. Siz üçüncü dünya ülkesisiniz dedi. Size gönderdiğimiz şeyle burada sattığımız ürün aynı olamaz. Olayın o boyutu var yani. Onu anladım. ya onu, evet, onu buraya gelen arabalardan da şeylerden de artık. Bakın, yediğimiz Nutella, Nutella, Nutella'nın Paris'te yediğiniz Nutella'yı da Türkiye'de yediğiniz Nutella bir de, bir de birbirinden farklıdır. Evet katılıyorum hocam. Bazı o konular Aynı şekilde bakın, kar Kartal... sadece şunu öğrenmeyeceğim. Kartal enerji içerisinde... ithalinden bahsettiniz Kartal... hocam. Türkiye bunu uyguluyor. Bağdat Caddesi'ndeki mağazasıyla Kartal'daki mağazasının sattığı ürünler birbirinden farklı Hocam, oraya katılıyorum ama şeye tam oturtmaya çalıştım. Enerji ithal ediyoruz. Çok fazla bir enerji ithal ettiğimiz için cari açık yaratıyor çok ciddi bir şekilde. Evet. Şu an en büyük çare açıklanan biri enerji tüketimi midir? Enerji, 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 olmasa. Şimdi fabrikalar harcıyor değil mi bunu? Öyle. Ağırlıklı Şimdi olarak. Büyük olarak, fabrikalar harcıyor. Fabrikalar ağırlıklı olarak, olarak sanayide Ha şunu düşünüyorum. Getirisi gelirsinden daha mı fazla şey oluyor acaba? Yani ona ona dikkat etmek gerekiyor. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ve Türkiye'de Türkiye'nin üretim modelinin değişmesi gerek. Yoğun enerji kullanan enerjiden daha az enerji kullanan sektörlere bizim kaymamız gerekiyor. Yani o zaman Toyota'nın işçi çalıştırması dışında ülke ekonomisine bir katkısı yok diyebiliriz. Otomotiv bakın tokunda bir katkısının olmadığını göreceğiz. Çünkü TOG'un girdi üreti yani girdisi %85'i. Bu andaki %85'i yabancı. Motoru ben Motoru yabancı. Anladım. Her evet, şey yabancı. Gelip Biz... burada bu, monte ediyoruz. Buradan yani montaj sanayi ile size bir ürün kalmaz. Bakın ben hep şunu anlatırım. Siz otomotiv, 60'lı yıllarda otomotiv fabrikası üretmek anlamlıdır. Hı hı. Çünkü orada kullanacağınız devrim arabasında motoru kendiniz üretmiştiniz. Taklid direkt motoru üretmişler. O motor sahip. Ama bu, bugünkü TOG ya da Toyota üretilen Toyota'nın her şeyi dışarıdan 52 tane farklı fabrikası var onların. 52 farklı yerden geliyor burada birleştiriliyor. Ve birleştirirken de size kalan katma değer çok düşük ve o katma değeri Sakarya Nehri'nin kirlenmesi, Sakarya'nın havasının kirlenmesine dikkate aldığınızda o maliyeti daha yüksek olur. Sosyal fayda dediğimiz bir kavram var. Işte. Hocam şimdi Sosyal internetten kavram. baktım. Türkiye'nin 2021 genelindeki önceki seneye kıyasla enerjide yüzde 91 altı oranda artışla 97 milyar dolar enerji ithalatı yapmışız. 97 ama, milyar dolar enerji ithalatı ama yapmışız. Bunu söylüyorum işte. ama, ama, ama bunu işte. Ama ihracatınız 147 yani. milyar dolar. İşte ihracatınız 147 milyar dolar, 97 milyar dolar enerjiye para harcıyorsunuz. Yani ben gene Sevda Hanım'la yaptığım programlarda başka bir şey daha söylüyorum. E şunu diyorum. Dünya enerji yüksek fiyatları olduğu dönemde siz yabancıların ürünlerini burada üretip de satma anlamsız diyor. O zaman mesela Tesla Elon Musk'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme yapmıştı Amerika'da. Tesla'nın Türkiye'ye fabrika kurması davet edildi. Mutlu. Sakarya eee SASO Başkanı Altuğ da bunun en iyi yerinin Sakarya olduğunu fabrika üretim yerinde. Bir çıkış yaptılar. Sabso Meclisi'nden de bu konuyu şunu söylemeye çalışıyorum. Fabrikayı burada kuracağınıza o fabrikadaki üretilecek ürünlerin tasarımını, o ürünlerin ortaya çıkışını bizler yapmalıyız. Hamla o zaman, zaman yani. tamam, şu an bunu yapamayacağımız için hocam o zaman Tesla'nın Türkiye'ye gelmesi çok büyük bir artı mıdır değil midir? Çok fazla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür yaban, doğrudan yabancı sermaye size bir artı sağlar. Ancak müthiş bir artı sağlamıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir onu müthiş sen, artı, sağlıyor ama öyle müthiş bir artı sağlamıyor. Sağlamıyor. Yani bunu sağlamadığını biz gördük. Yani 146 ben, milyar dolar. Başka, yanıldığım bir şey size söyleyeyim. Şunu söylüyordum öğrencilik yıllarında. Diyordum ki Türkiye 500 milyar dolar üret, üretim 100 milyar dolar ihracat yaparsa Türkiye kalkınır diyordum. Ama bakın 147 milyar dolar İracat yapıyoruz ama kalkmış değiliz. Hocam bu... Niye yanıldın? 90... Yanılmamın nedeni şu. Ha, başkalarının üretimini biz yapıyoruz. Tamam kabul ediyorum. Kendi üretimimizi yapmıyoruz. Bu bir soru. Kendi üretimimizi yapıp da o üretimin katma yani 100 doların 60-70 dolarını hatta 80 dolarını bu ülkede bırakırsak o zaman kalkınırız. Onu söylemeyeceğim. Hocam... şu e... anda onu yapmıyoruz. Biz taşıyıcı ülke konumundayız. Tamam ben bunu kabul Bunun ediyorum. Kavramı, Bu kavrama taşıyıcı ülke. Yani. Sorunumuz tamam Amerika kabul ediyorum ya, ama. Japonya'nın katma değerini biz arabayla navlon alır gibi başka ülkeye taşıyoruz. Bunu yaparken de ne yapıyoruz? Sakarya'da fabrika kuruyoruz. Sakarya'yı kirletiyoruz, nehrini kirletiyoruz. Havasını kirleterek yapıyoruz. Tamam. Tatlada bir. Anladım hocam. Gelen gideni karşılamıyor. Tamam, anladım. Hocanın demek istediğini anladım. Marka biz üretip bir şey yapmadığımız için yani cari açıkla ihracatımızda çok Marka olacak ki. çünkü. Bugünkü çağda marka yaratacaksınız. Şimdi top bu anda ne yapıyor? Top bir marka olur. Toyota gibi bir marka olur. Şu an aslında marka Dünya'da yapmaya çalışıyor sen hocam. Fabrika yapmaya çalışmıyor. O zaman Türkiye'de bunun üretilmesi bir anlamı değildir. Git başka ülkede onu üret. Hocam. Her şeyi kabul ediyorum. Alayım, Ama şu an fabrikanın gelmesi, buraya yatırım yapması, e, sizin dediğiniz Çabuk kabul ediyorum. çalışıyorum. söylemeye çalışıyorum. Fabrikasyon aşaması, bir ürünün, ürünün belli aşamaları var. Hı hı. Fabrikasyon aşaması size bir şey bırakmıyor bugünkü üretim yapısı. O yüzden, o yüzden de Tesla'nın aşaması... buraya gelip gelmemesi çok büyük artı sağlamayacağını mı söylüyorsunuz? Bugünkü fabrikasyon fabrik aşamasının katkı sağlamadığını söylüyorum. Yani test tabu yani, gelsen olur gelmesem de ne olur? Aşama ve aplikasyon sonrası Toyota şey Apple cep telefonunu düşünün. Apple'ın cep telefonu nerede üretiliyor şimdi? Çin. Çin. Çin'de. E, satış e, ondan önceki aşamaları nerede? Tasarımı nerede yapılıyor? Amerika'da. Bir 15 değil mi? iPhone 15 Amerika'da. çıkacak. Onun tasarımı nerede yapılıyor? Silikon Vadisi'nde. Amerika'da. Silikon Vadisi'nde. Haro o, Silikon Vadisi'nde kalıyor. Onu söyleyeyim. Katılıyor hocam yani, ben buna itiraz ediyorum. Bunu üreten Çin yazmasının bir anlamı yok. Ben bunu yani Türkiye'de de Toyota fabrikasının o anlamda siz Toyota'nın modelini tasarlayabiliyor musunuz yeni modelini? Bir tasarladılar hocam. İşte bir tane araba sattılar. Yani bir araba yaptılar. Ben, ben ama Toyota üzerinde değil. Mesela şu an Tesla'yı konuşuyorum. <laughs> Toyota gelmiş kurulmuş. <gülüyor> 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 tamam Toyota gelmiş Toyota kurulmuş artık. Yok ya. Ben... Toyota bu işi iyi yapan bir marka yani. Hocam ben şunu demeye çalışıyorum. Şimdi enerji açığı 97 milyar dolar ya. Bunların kaçı yüzde konut yüzde kaçıdır bunun? Yani günlük harcamaları. Konuda, konutlarda kullanılan e, yarıdan azdır. Yani yüzde 35'e yüzde 65'ti bir ara. Son rakamlara bak. Yani anladım. bu enerji açının büyük bölümünü sanayi oluşturuyor. oluşturuyor. Üretimi. Sanayi üretimi oluşturuyor. Şimdi hocam evet. Yani siz Sonra ki ince biraz, dokunulmaz. Biraz, yani enerji harcadığı enerjiyle sağladığı katkı iyi ölçülmeli. Ona göre fabrika kurulmalı diyorsunuz. Ona Aynen. Bir Başka olsun. bir şey daha var. Biz sanayide ne yapıyoruz? Teşvik uyguluyoruz. Hı hı. Yani ener, ithal ettiğimiz enerjinin maliyeti 100 lira. Biz onu sanayiciye 40 liraya 50 liraya satıyoruz. Yarı yarı. Aradaki fark, aradaki fark kimin cebinden çıkıyor? Benim cebimden cebinizden çıkıyor. Yani aslında fabrika elektrik ee, parasını öderken devlet olarak biz dışarıya para ödüyoruz. Öyle onu anlatmaya çalışıyorum. Onun için onun için diyorum ki böyle yani enerji maliyetinin çok yüksek olduğu yerde biz ihracat fetişimine girmek yanlış diyorum. Çünkü sizin ihracat yaparken ithalat yapıyorsunuz. Enerji sizin için büyük bir ithalat girdisi bunun, bunun hesabını kamunun yapması gerekiyor. Ona bir bakalım Bak, hocam ithalatımız ne kadar. Olduğu için yapmıyor. Yani ben o zaman ihracatı, o şeylerde üretimi teşvik etmekten vazgeçerim. Niye vazgeçelim? Diyor ki orada işi tamam işi işileri de tarıma yönelt. Bugün baktığınız zaman bu Türkiye'de tarımı ithal eder hale gelmişiz. Evet. Başka bir şey söylüyorum. Biz ovalara gittik o fabrikaları kurduk. Hocam ithalatımız ne kadar biliyor o, musunuz? Otomobil kurduk otomobil fabrikaları. Evet. Hocam o, o, ithalatımız 2 milyar şey. dolar. Onun çok önemli kısmı 3'te üç, 1'i neredeyse enerji değil mi? Yani 97 milyar bunun içerisinde. Evet. Evet. Neredeyse 3'te bir. Ee, siz enerjiyi azaltacaksınız. Yani enerji ithalatını ya da enerjiyi ne yapacaksınız? Biraz Enerji de üretemediğinize göre, enerjinin çok önemli kısmını da dışarıdan ithal ettiğinize göre kullandınız. Ben biraz enerji çalışamazsınız. Bu Uluslararası enerji hı, hı. Yani. Peki sürü... enerji burada üretmeyi denesek? İşte. De enerji Mesela için... ne yapacaksınız? Bakın, bu iki yıl önce bakmıştım rakamlara. Almanya'daki kullanılan enerjinin yani elektrik enerjisinin yüzde 45'ini Güneşten elde Ama şu an tartışmaya açıldı Almanya'da. Yani Almanya daha kuzeyde, değil mi? Hı hı. Biz neredeyiz? Daha güneydeyiz. Ama Almanya'da tartışmaya açıldı hocam o. Artık kömüre mi dönmeliyiz diye? Niye? Ya bu çevre şartlarından dolayı Almanya'da enerji üretimi yetersizliğinden bahsedildi. Artık eski enerji Ama... üretimini yani kö, kö, Almanya kömüre dönemez. Yani kömüre dönme şansı Almanya'nın yok. Belki Mütter, de orada fabrikalar red, çok red, enerji de, ihtiyaç de, olduğu için belki o tartışma yaşadılar. Yani bizim belki... Müthiş bir enerji yani o Almanya fabrika Avrupa olarak geçer. Yani Almanya fabrika Avrupa olarak. Geçer. Belki bu rüzgar enerjisi bizi karşılayabilir. Ya Bizim ya biz ona göre yatırımlarımızı ona göre yapsak yani güneşe ve enerjiye, güneşe, rüzgara, özellikle Türkiye'nin rüzgara değil de daha çok güneşe yönelmesi gerekiyor. Güneşe yöneldiğiniz zaman, enerji yatırımlarınızı buraya yönelttiğiniz zaman kullanacağınız elektriğin çok önemli kısmını doğal yerine güneş enerjisi haline getirebilirsiniz. Buraya işte devletin buralara katkı yapması gerekiyor. Anladım. Yani fabrikadan önce buna enerjiye katkı yapılması gerekiyor diyorsunuz. Tabii yani siz güneş şeyini onları bu anda ne oluyor? o güneş halılarının oluşturulmasının o şeyleri ithal ediliyor. Onları üretecek işte o güneş tarlalarını oluşturacak panelleri Türkiye'de üretebilirseniz anlamında. Hocam peki nükleer enerji ne diyorsunuz? Nükleer enerjiye Türkiye'nin e, yani Türkiye'nin e, kendisi yapabiliyorsa ne güzel. Ama şimdi Mersin Akkuyu Ruslar yapacak, Ruslar üretecekse dolarla satacak. Onun yani bütün tehlikesinde Mersinler yaşayacak. Çok saçma bir şey. Yani siz kendiniz o şey santrali kurabilip kendiniz işletiyorsunuz. Çok güzel bir şey çünkü ben şöyle kanıdayım. Yani bu ana kadar gelişmiş ülkeler doğayı kirletti. Şimdi biraz biz kirletelim. Ama öyle değil. Bakın Ruslar kuracak o santrali değil mi? bir Türk ortağı vardı onu da attı. Öyle değil mi? Hocam Akkuyu evet. Türkiye'nin %10'unu karşılayacakmış enerji. yüzde %10'unu karşılayacak da karşılasa bana ne? Ben ona dolarla alacağım bunu. Evet dolar hocam ama... dolarla alıyoruz. İşte o. Burada üretirseniz onu söylemeye çalışıyorum. Burada kendiniz üretirseniz anlamlı. Ama Yoksa özel şeyimiz yok. Görmedik ki. Hayır işte ben başta Eğitim onu söyledim. De, burada noktaya Neden diyorum ki bakın Onları üretecek mühendisleri biz üretelim. Beyinleri üretelim. Ben onu söyledim. O nedenle biz modelimizi değiştirmek zorundayız. Tamam. Biz eğitimde geçen hafta tartıştığımız o bilimsel layık eğitimi bu ülkede yaygınlaştırmak zorundayız. İyi okullar kurmak zorundayız. Hı hı. Biz şeye yönelmemiz lazım. Yani biz sosyal bilimlere değil, ben bir sosyal bilimciyim ama bize sosyal bilimlere değil, mühendislik ve tıp alanlarına eğitimine yönelmemiz lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. çünkü biz sosyal bilimciler işte burada konuştuğumuz gibi konuşuyoruz. Ama mühendisler üretiyor değil mi? Evet. Tıp üretiyor. Bugün benim Türkiye'de yeni bir mühendislik tıp ve mühendisliğin birleşecek tıp alanındaki aletleri üretecek ya da yedek parça dediğimiz işte şeyler üretecek alana yönelmesi gerekir. Ve bu alanda dünyada müthiş bir boşluk var. Hocam 97 milyar dolar enerji ithal ediyoruz ya. Biz bunu 50 milyar dolara düşürdüğümüzde Türkiye ekonomisi için faydası nedir? 47 Aradaki milyar, milyar şey dolar şey sence iyi bir para mı Yıllık 7 milyar dolar başkasından yıllık. daha az borçlanırız. Daha az borçlanırız. Az, daha az fayda Neyi değiştirir yani Türkiye'de? Ve, Olan talebimiz azalır ve çöp lirası değerlenir. Türkiye'de bir şeyler değiştirir mi 47 milyar dolar? Yıllık, her yıl. Yani yıllık 5 yılda milyar 300 milyar, milyar dolar, dolar yapar. Bakın, yılda 47 milyar dolar demek, 10 yılda Türkiye'nin dış borcunun kapatması demek. Peki bu e, 50 milyar dolara ben Türkiye 5 yıl içerisinde nasıl düşürebilir? Yani sürekli, sürekli aynı anda bir sürekli sürekli yapsa, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi… O kampanyaların hiçbir işe yaramadığını biliyoruz. Yani, yani atılım yapsa değil. Muadere değiştirmesi gibi. Tamam atılım yapsa, güneş enerjisi atılımı yapsa 5 yıl içinde. 50 milyar dolar kadar düşebilir mi? Bakın biz e, kamu kaynaklarını etkin verimli kullanmıyoruz. E şimdi bizim e, otoyolumuz varken inanılmaz bir yap. Biz de 3 köprü yapıyoruz. Bunlar gereklidir. Ancak e, yapacağınız kamu kaynaklarınız kısıtlıysa iktisat odur zaten. Kısıtlı kaynaklarla siz ne neyi üreteceksiniz? O da tercih yapacak. Güneş enerjisine yönelirseniz o yollara çöpleri harcadığınız ve boş olan çöplere yollara harcadığınız parayı bakın Marmara'da iki tane çöp değil mi? Bir Osman Gazi bir de Çanakkale çöplüsü. Marmara'yı biz e, yuvarlak olarak dönüyoruz. Buna bir gerek var mı? Osman Gazi Köprüsü'ne ya da Çanakkale köprüsüne harcadığınız parayı güneş panellerine harcadaydınız bu dediğiniz gerçekleşir. A, yani önceliklerimiz yanlış diyorsunuz. Önceliklerimiz yanlış onu söyleyeyim. Anladım hocam. Önceliklerinizi ona göre Şimdi e, bu kardeşim. Ama biz gösteriş bakın. Biz her yeri AVM yapıyoruz öyle değil mi? Evet. Anladım hocam. Evlerimiz salon salam 150 yoksul ailelerle, de 150 metrekarenin altında evlerde oturmamaya çalışıyor. Gidin Fransa'ya, Paris'te 40 metre insanlar, zengin insanlar 40 metre 50 metrekare evlerde oturuyor. Evet, doğru. Hocam benim kardeşim Ankara'da büyük bir enerji firmasında çalışıyor. Bu rüzgar panelleriyle ilgili. Ne yapıyorsun falan dediğimde şey diyordu. Rüzgar enerjisi mesela dönüyor hocam. Rüzgarı tahmin ediyorlar. Eğer o gün fazla elektrik üretip devlete satıyorlar onlar. İhtiyaçtan fazla elektrik üretip sattıklarında ceza yok firma. Şimdi çünkü ihtiyaç çok <laughs> o kadar. Yani sorun bu yani. Bakın bunları bunları ortadan kaldıracaksınız. Yani ama ihtiyaç yok diyor o kadar. Sen ihtiyacım olmayan bir ya şey niye daha fazla üretip yani satıyorsun bana diyor. Türkiye'de ihtiyaç enerjiye müthiş bir ihtiyaç var. Demek ki bunun lafı içinde değiliz. Yapılacak. Tüketimde onu depolayacak şeyin yok mu? Yok. O yok. Direkt o rüzgar enerjisi kablolarla gidiyor. Onu işte onu. De yani onu depolayacak sistemi oluşturman gerekiyor. Artı bütün şeydeki gibi yeni inşaat yapılırken belediye başkanlarının genel seçime gidiyoruz. Yeni inşaat imar verilirken imar planlarında her apartmana mutlaka kendi enerjisini üretme olana zorunluluğu getirmeli. Yani Bugün batıda öyle. Ee, siz e, Antalya'da güneşin göbeğindesiniz. Kışın bile müthiş güneş olan bir yerde e, e, ithal doğalgazla elektrik üretiyorsunuz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Orada ne yapacaksınız? Öncelikleriniz ona göre belirleyeceksiniz. Ama bunun isteği olur zaten. Yani evet enerji açımız dediğiniz gibi çok fazlaymış hocam. Yani şey bayağı etkiliyormuş ülke ekonomisi. Etkilemez mi? Bakın 97 milyar dolar diyorsunuz değil mi? Evet. Yılda 60 milyar dolardı. 2013'te. Hocam 2022'de yüzde 60, 60, 60 oranında mi? 60 milyar dolardı. Yani oraya biz bir potaşın bir projesi vardı. O, bir proje yaptım ben buraya. Projenin bir kısmını yaptım. Orada 60 milyar dolardı bakın şimdi 97 milyar dolara çıkmış. Yani o 97 milyar doların 40 milyar dolarını biz tasarruf etsek 42 milyar dolarını 10, 10 yılda dış borcumuz kalmaz diyorsun. 10 yılda dış borcu kapatırız. O yüzden de ilk hedefimiz fabrika açmak değil, enerji Tabii açığını fabrik. kapatmak olmalı diyorsunuz. Sizin öncelikli olarak nerede açık veriyorsunuz onu bulup onu kapatmanız gerek. Fabrika zamanla bakın çok lüks yaşıyoruz. Bir kere lüks yaşamımızdan vazgeçmek zorunda. Yani bizim atasözümüz var. Ayranıyor yok içmeye. Değil mi? Evet. Yani bunlar <laughs> Süzülerek gelmiştir. Anladım. Ah, Biz çok, çok cüksü arabalara biniyoruz. Evet. O lüks bindiğimiz arabalar, bakın kamudan başlar iş. Biz şimdi tok üretiyoruz, tok falan diyoruz. Hangi arabaya biniyoruz? Mercedes arabaya değil mi? Ya bırakın başbakanlığı, cumhurbaşkanlığını, bakanları falan bırakın. Bir dernek, dernek oluyor. Değil mi? Bir tane derne dernek kuruyoruz. Çöğe derneği kuruyoruz. Hı <laughs> hı. ...o köy derneğin başkanı oluyor... ...adam o da topladığı parayla kendisine Mercedes alıyor... ...sonra kendine bir koruma alıyor... <laughs> ...öyle değil mi? Evet yani lüksü şimdi, seviyoruz hocam... Bu lüks... ...gidiyoruz bakın gidin nereye giderseniz gidin... ...benim ilk gittiğim baktığım nokta şu... ...bir yere girdiğinde... ...oturulan mekan lüks... ...ama gördüğüm o... ...nereye giderseniz gidin müthiş bir lüks... ...ya bir yönetici geliyor... Onun oturduğum koltuk da oturmuyor. O koltuğu değiştiriyor yerine başka koltuk alıyor. Evet. Bunların hepsi bakın bunların, bunları siz başta bir tükettiğiniz zaman dışarıdan bunları almazsınız. Almadığınız zaman dışarıdan almadığınız zaman daha az para dövize ihtiyaç duyarsınız. Ve işit çok daha düzgün hale getirirsiniz. Ama bizim gibi ülkelerde gösteriş tüketimi dediğimiz tüketim vardır. Hocam o zaman Biz bu yapılan şimdi yüzeyimiz yapımı yapımı ya. Da gösteriş yatımı. Ya dedi hocam o yani, dernek başkanı bile gitmeye gerek yok ki. Adalet, e, de, adalet de yaptık değil mi? Adalet, büyük adalet sarayını mı yaptık? Ki Sakarya'da da var. Öyle değil mi? Ama adalet yani, ne kadar ama, var? Ama içinde adalet yok. Yani şimdi adaleti kuracaksınız. Hocam, adaleti kurmadığınız için size dışarıdan para akışı da olmuyor. Öyle Saçma sapan paralar geliyor o zaman işte. Yani gelip vurgun bulacak paralar geliyor. Hocam bu şimdi Hüseyin lafa girmeden ben bir şey sormak istiyorum. Yüzde 20 zam geldi ya şimdi sanayi ve ticarethanelere seçim öncesi artık seçim şeyleri, ayak sesleri başladı. Seçimden sonra konutlara gelir mi? Mutlaka gelir. Tahmininiz var mı aşağı yukarı? Enflasyon oranlarına e, falan ama, baktığımız yani, zaman. E, baktığınız zaman o şeye bağlı Sevda Hanım. Yani bunlar ne kadar atacak? Hı hı ve dünyada enerji fiyatları ne kadar Yani doğalgaz ağırlıklı olarak biz doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgaz dünya fiyatı ne kadar yani çünkü Rusya'dan biz bu anda o taş olarak Rusya'dan doğalgaz ithal ediyoruz. Evet. Ağırlıklı olarak Türkmen gazı falan da kullanıyoruz ama ağırlıklı olarak Rusya'dan. Hocam biz enerjiyi kimden alıyoruz? Ağırlıklı olarak Rusya. Rusya'dan. Rusya'dan ne geliyor bize? Doğal yani gaz. nasıl geliyor enerji? Doğalgaz. Doğalgaz geliyor. Bir gelen doğalgazı biz burada işleyip enerjiye mi dönüştürürüz? İşliyoruz doğalgazı, işliyoruz, şeye dönüştürüyoruz evet. Yani doğalgaz santralleri var bizde. İşli doğalgazı, onu işliyoruz. Ee, yalnızca biz yalnızca doğalgazı konutlarda kullanmıyoruz. Doğalgaz santrallerimiz var. Hı hı. O doğalgaz santrallerinde kullanılıyor ve onlar elektriğe dönüyor. Yani bugün hı. üretilen elektrik enerjisinin önemli bir girdisi doğalgazdır. Hocam peki Avrupa bu savaş çıktıktan sonra Rusya Avrupa'ya gazı bıraktı. Avrupa gerçekten benim oradaki tanıdıklarımda çok sert bir kış geçirdi Avrupa. Rusya vermedi gazı çünkü. Ama i̇şte, ısınma konusunda yaşadılar ama enerjide mesela sokaklanmalarını kapattılar. Direkt tasarrufa gittiler. Çünkü yani o zaman şey, Avrupa'ya bağlı hocam. Avrupa enerji Ama ihracatı fazla diyorsunuz. Yani karşılıyor. Enerjiler dışa bağımlı. Yani bu evet, evet. baktığınız zaman Çin de dışa bağımlı. Çin önemli bir enerji ithal eden bir ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir de dışa bağımlı. Amerika yani niye gelip burada Suriye'ye vuruyor? Irak'a vurdu. Buradaki Irak petrollerini, Suriye petrollerini batıya taşıması gerekiyor. Batıya taşıyamadığı zaman bütün bütün çarklar durur. Yani büyük orta doğu projesi dediğimiz proje aslında enerji elde etme projesi, enerjiye sahip olma projesi. Hocam şimdi Türkiye'de kendi enerjimiz için doğal gaz sahaları bulundu biliyorsunuz Sakarya gaz sahası falan. Hatta artık bazı ülkelerle de anlaşmaya varılmaya anlaşmalar yapılıyor. Hani doğal gaz vereceğiz, enerji biz vereceğiz şeklinde. Ya bunun getirisi o zaman gerçekten uygulandığı zaman Türkiye'ye iyi bir getirisi olur veya Türkiye rahatlar mı büyük bir nefes alır mı? Ya ben bunların bu tür çalışmaların önemli çalışmalar olduğunu ve bunları bizim işte bunları yapmamız gerekir. Ben bu konuşmanın başından beri hep bunları söylemeye çalışıyorum. Yani Gabar'da petrol bulabiliyorsak, onu çıkarabiliyorsak, mutlu olmamız lazım. Hı hı. Çünkü baktığınız zaman işin doğrusu da o. Yani bizim sınırımızın ötesinde çok büyük petrol yatakları var ama bizim sınırımızın bu tarafında yok. Ama onu çıkaramıyoruz. İşte çıkaracak teknolojiyi elde edecek beyinleri yetiştiriyoruz. Doğru. O beyinleri yetiştirdiğimiz zaman o petrolü kendimiz çıkarıp kendimiz işletiyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şal çıkarıyor, geliyor şal çıkarıyor, ipi çıkarıyor, tokat çıkarıyor. Öyle değil mi? Hı hı. On, para onlara kalıyor bize, kalmıyor. Anladım hocam. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Sen bizim de... petrol füsyı, Ama yok hocam, yani... elimizde doğal kaynak yok. İşte onu yaratacaksınız. Ama yok, yani, doğal kaynak gibi. Hani bir adım bir daha ötemizde tokatımız olsaydı petrolümüz olacaktı. Bakın, köy önceleri tarzı bir, biz modelle bir eğitim modeli de gitseydik, biz şimdi o mühendisleri çoktan yaratmıştık. Ama biz eğitim modelimizi değiştirdik. Bize dediler ki biz üretecek beyinlere ihtiyaç var? Bunlar, bunlar komünist olurlar. Yani söylediklerini aynen söylüyorum. Bunlar komünist okullara döndüler. Onun şimdi köyensleri kapatmaların nedeni odur. Köyenslerini kapatan da Demokrat Parti değildir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946'daki 46'da kurultayı var bir de 47 var. 47'den sonra köyensleri kapatılması gelmişti. Çünkü bizim Marshall yardımından, Amerikan Marshall yardımından yararlanmamız ve Batı blokunda yer almamız gerekiyordu. Şey, köyensinin CHP, CHP mi kapattı, kapattı diyorsunuz diyorsunuz hocam? Bir sonucu köyensleri kapatılmıştır. CHP mi kapattı? CHP kararı almıştır, Demokrat Parti kapatmıştır. İyi karar CHP döneminde Ondan. alındı. Hocam şimdi CHP artık dövize geçelim diyorum. Herkesin evet. beklediği. Evet. Hocam son 3 gündür Atıyorum İsviçre frangı yükseliş şey düşükteydi. Evet. bir Üç gündür düşüş devam ediyordu. Bugün bir yükselişe geçti. Yani dövizde son durum nedir? Döviz Türkiye'de yükselme zorunluluğu vardır. Yani niye zorunluluğu var? Dışarıdan bir para geliyor. Ama o para henüz Türkiye için yeterli. Yani dövizi durduracak yeterlikte söz konusu değil. Bir de bu kur korumalı mevduatta Yeni bir karar aldı Merkez Bankası. Dedi ki bankaların yani politika faizi limitli burada alt limitte. Onun üstüne verebiliyordu. Hı hı. Ondan vazgeçti. Yani hı hı. bakın hı hı. Merkez Bankası 3 ayda aldığı kararlara bak. Önce kur korumalı mevduatın e, üst sınırını kaldırdı tabanı ve üst sınırı sonsuza kadar evet. arttı, istediği parayı ver dedi. Sonra ondan vazgeçti. Alt limiti kaldı. Yani kafalar karışık kur korumalı mevduatı da 4.4 milyar dolar bir para çözülmüş. Hı hı. Eylül ayı. Toplamı 4.4 milyar dolar. Hiçbir şey değil. Niye adam çözsün? Yüzde, bakıp bank diyorum %5 beş dedi. Kur korumalı mevduatı ben payı yüzde beş veririm. Sıfır da verebilir. E sıfır verse gene kur korumalı mevduat çözülmez. Niye? Dövizin artacağı beklentisini kırma, kırmanız lazım. Kırmadığınız zaman adam diyor ki niye bozduruyor Zaten aradaki farkı ben döviz dolar arttığı zaman almıyorum, mu? Alıyoruz. Bitti. Onun için o, onun faiz faizi yüzde beş olmuş, yüzde otuz olmuş, yüzde kırk olmuş. Fark Anlamlı et. değil ki. Onu zaten döviz arttığı zaman al. Geçen hafta Cuma günü sizinle konuştuk. 26 değil mi? Kaçtı? 26. 90 falan dedi. Evet. Ne kadar? 27. 50. Bir hafta. 60 kuruş. Yüzde 3 demek. Yani zaten siz bir ayda yüzde 3 hiç yüzde 50 faizle bir ayda yüzde 3'e edemiyorsunuz. Hocam benim anladığım o zaman tamam, şu. Kurum olan mevduatı çözemez. Kur konum mevduatı çözmek için geçen hafta da söyledim. Birinci şey vergi muhafiyetini kaldıracak. Vergi muafiyetini kaldıracaksınız. Bu vergi ben... muafiyetini kaldıracaksınız. Bu Bugün şirketler kur, kur, artışı bakın. Kur artışının yüzde yirmi beşini gidip kurumlar verisi olarak devlete vermesi gerek. Hı hı. Ama bugün ona getirdiniz, istisal getirdiniz ve kur artışının artışından dolayı kimse ver, vermiyor. Kur korumalı devam eder bu şekilde. Kur korumalı çözmek için başka politika önermeleri yapmalıyız. Bunlar yani bu anda Merkez Bankası işte işe ben 31 Mart'a kadar götüreyim kazasız belasız götüreyim diye bakıyor ve o bakarken de yanlış politikalar ortaya koyuyor. Yani bu çünkü bu yapıyla bu korumalı mevduatın çözülme şansı yok. Zaten hocam bir deneme yanılma yöntemi var anladığım evet. kadarıyla. Yani bir bir de şöyle bakıyor insanlar işte bu ama bu bir güvensizlik oluşturuyor. Bakın bir politika ortaya koyuyorsunuz o politikayı sağlam belirleyeceksiniz. O politikada direteceksiniz. Bunlar öyle yapmıyor. Bir hafta sonra e, belki de faizleri artar, o faiz. Yani. Hoca ortada öyle bir belirsizlik varken halk gidip de niye parasını bozsun? O zaman ben şunu anladım. Hoca diyor ki dövizin artacak beklentisinden dolayı diyor. Ne kırılması e, gerekiyor. E, Türkiye'de dövizin artacak beklentisi kırılmadan Türkiye'de tur korumalı mevduatın çözüme şansı yok. Dövizin artmaması içinde e, şu an ülkeye giren para dövizi döviz, aklınası, tutacak şekilde de, değil. Sağlam döviz girdisi kaynaklarının oluşması gerekiyor. Şu gerek. an az diyorsun. Giren az şeylerde, Türkiye'de borsaya para Orada gene Goldman saksın başka bir analizi daha var. Borsa analizi. Hı hı. Borsa analizinde diyor ki siz diyor bankacılık hisselerine yönelin diyor. Sakın diyor ihracatçı üretim şeylerine yönelmeyin. Yani bu şu demek Türkiye ihracat yapamayacaktım. Türkiye ihracat yapamayacak. Yani Mehmet Şimşek ne diyor? Biz diyor iç, içeride iç tüketimi kıracağız ki onun adımları atıyor. işte yüksek faiz, işte kredileri daraltma, işte Merkez Bankası'nın reskont faiz oranlarını düşürme, hı hı. artırma değil mi faizleri artırma. Hı, hı Bunların hepsi içerideki parasal sıklaştırmayı yaparak iç tüketimi kırmak. E, i̇ç tüketimi kırdınız. İhracat artmayacak. ekonomi nasıl büyüteceksin? Ki zaten hocam bu hafta açıklama, açıklananlara göre 8 ayda ihracatta Türkiye vites küçültmeye gitti. 12 ülkeden 9'unda ihracat daralması yaşanıyor şu anda. Yaşanıyor. Yani yaşanacak. Daha da yaşanacak. Peki onu niye yapıyor? Avrupa'da bakın. Avrupa'da bir resesyona doğru giderken Türkiye'nin ihracatının artması söz konusu olamaz. Ben bunu yine hep söyledim bu kanal. Avrupa'yla da alakalı. Türkiye'nin ihracatının düşeceğini 6-7 ay önce söyledim. Hı hı. Ben evet. onları rakamdan görüyorum da bizi yöneten büyük adamlar göremiyor mu? Hocam yani bizden, Avrupa'daki ekonomi... O nedenle sıkıntı bir bakın. Bir hiç tüketimi daraltırsanız Türkiye'de ekonomik büyüme çakılır. Ama Çünkü hocam Hiç kredi verecekti. demek Hüseyin Bey Türkiye'de işsizlik demektir. İşte o tencerenin kaynamaması. Hocam kredi verdi bana değinemezse gider. Hocam örnek gidelim. Bana kredi verdi banka. Şu an vermiyor ya daralttılar. Hı hı. Ben gittim lüks bir araç aldım. Maaşımın %60'ını verdi. İta, i̇thalat yaptık yani. Ve benim gibi binlerce insan bunu yaptı. Devlette de gitti, dışarıdan araba getirdi hep böyle. İthalatımız şey ithalatımız artıyor. Şu an Mehmet Şimşek bunu kıstı. Şu an alamıyoruz. Şu an yabancı markaların yabancı markalar e, satış yapamadığı için iç tüketimi daralttı. Şu an bizim ithalat değerlerimiz düşecek, değil mi? Evet. İthalat değerlerimiz düşecek. 342 milyar dolar bizim ithalatımız varmış ya hocam yıllık. Hı hı. Bu 250 milyar dolara kadar düşerse yani 100 milyar dolar etkiler mi? Çünkü tüm insanları etkiliyor. Orada Hüseyin Bey şuna bakmak gerekiyor. Yani ithalatta ne, ne düşüyor? Ham madde düşüyorsa bu Türkiye için tehlikelidir. Çünkü Hocam ham madde şöyle. Eden... yani Hüseyin Bey şunu söyleyeyim. Ham maddeye bağlıysa, ham madde düşüyorsa bu Türkiye için tehlikelidir. Niye? Ham maddeyi dışarıdan alıyoruz, işliyoruz, satıyoruz. Hı hı. Lüks tüketim, tüketim düşerse doğrudur. Hocam, Ama, sizin şey gelecek Türkiye'de işte. Bakın, evet. de siz düşüremezsiniz. Çünkü Türkiye'de bakın ben size rakamlar söyleyeyim. Türkiye'de ortalama 2005 Eylül 2021'den Haziran 23 döneminde Türkiye'deki e, ortalama büyüme oranı 5.3. Hane halkı tüketiminde büyüme oranı 18.4. Evet. Yani biz 5.3 büyüme sağlamak için 18.4 İç tüketimde büyüme sağlamışız. Bu üç buçuk katı demek. Bu biraz önce söylediğimi söylüyorum. Siz Türkiye'de iç tüketimi yani tüketi, hane halkı tüketimini düşürürseniz Türkiye'de ekonomik büyüme durur. Ekonomik büyüme durduğu zaman tencere kaynamaz. Tencere kaynamadığı zaman da iktidarın 31 Mart seçimlerini kazanma şansı muhalefetin bu dağınık haline rağmen hiçbir büyük şehri kazanamaz. Hocam ben şeyi anlamadım. Onun için hiç tüketimi düşürme olanağı yok. Ona söylemeye çalışıyorum. Ama Ve İta o nedenle ve şey... artar. İşte onun da kendi içerisinde kategorileri var anladın mı? Öyle söyleyeyim sana. Mesela ham yani ithalatı siz bakmayın. Yani şimdi Hocam orada... bugün her şey dolar alıyoruz ki telefon, araba. Hüseyin evet, Bey, Hüseyin Bey bir şey söyleyeyim. Orada yatırım malları var. Yatırım malları siz ithal edebildiğiniz kadar yetin. O ülkenin üretim kapasitesini artırır. Ham madde, ham madde niye şey yapıyorsunuz? Ham, madde, ham maddeyi kullanıyorsunuz, üretiyorsunuz. Önemli bir kısmını da dışarıya satıyorsunuz. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin bakın, Türkiye'deki ithalatın yüzde seksenine yakını, seksen 70 arası şeydir, ham maddedir. 10, 10, 14'ü, 12, Başlangıçta 12, de şimdi 14 lira falan çıkmış tüketimdir. Bu 14.5'u ona düşürmeniz lazım. Yani hı. Tüketim malları ithalatını düşürmeniz lazım. Ha, yatırım malları ithalatını düşürmeniz gerekmiyor. Tam tersine yatırım malları ithalatını artırmanız lazım. Makineyi içeride üretemiyorsunuz öyle değil mi? Evet. Makineyi dışarıdan almanız gerekiyor ama onu dışarıdan ithal etmeniz gerekiyor. onu o ithalat doğru bir ithalat. Ama siz araba alıp da o çok lüks, 30 milyon işte bir başkan adayımız bile değil mi? 30 milyonluk arabaya binmeye başlamış. Öyle değil mi? Başkan adayı çekildi birinin beynine. Zatçıv tenor, iyi tenor kendisini. 30 milyon dolarlık arabaya biniyor. 30 milyon az Anladım mı? yani Mercedes falan herhalde bilmiyorum. Şey mi yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Enerjisi... Yani lüks tüketimden Anlam vazgeçmemiz gerekiyor biz. Onu evet. Anladım. evet. Lüks, lüks tüketimi azaltırsanız anlamlıdır. Ama bugünkü servet dağılımı ve kur korumalı mevduat bu iki bu iktidarın uyguladığı politikalar sonucunda servet daha eşitsiz hale geldi. Tepedeki zenginler çok daha fazla harcama yapıyor alttakiler de sürünerek geçiniyor. Ve onun için bizim lüks tüketimiz ve ithalatımız giderek artıyor. Hı hı. Burada yani hiç kimse Türk şarabı içmiyor örneğin. Yani ne şaraplar içiyor Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi porto şarabı. Bir marka içiyor. yok hocam, her üründe marka yok. Porto şarabı içiyor. Her yani, üründe marka yok. Aslında baktığın zaman çok küçük gibi görünen, hiç önemsenmeyen ama ne kadar büyük bir sorunları doğuran Bakın şeylerden bahsediğimde nereye harcamalardı? Ben Osmanlı ile ilgili bir yazı hazırlamıştım, onun için sarayda Osmanlı arşivlerinden çeviri yapmıştım. O dönemde 1989'da Osmanlı'nın cari giderleri içerisinde şarap giderlerinin en yüksek gider olduğunu söylemiştim. Dünya gazetesinde yayınlamadı. Zaten herkes ortalık birbirine karıştı. Şimdi Yusuf Aracı söylüyor. Yani. Baktığınız zaman Osmanlı'nın son dönemine benzer Türkiye'de bir harcama biçimi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım hocam. Bu da bizi duyunu ummiye süreci nasıl 81'de biz duyunu 1881'de duyunun ummiyi yaşadıysak Türkiye oraya doğru gidiyor. Hocam bir yani biz seçimden sonra IMF ile mutlaka bir anlaşma yapmakla karşı karşıya kalacağız. Hocam mesela bir abiden dinlemiştim zeytinyağı değil mi? Biz üretiyoruz Ege'de. İtalyanlar alıyor markalaştırıyor. Markasını koyuyor, dünyaya satıyor. Şimdi bizde markamız var ama dünyayı satamıyoruz. Ağımız yok belki İtalyanlar yok. kadar. Yani, yani olsa satarız. Ama yani. arkadaki diyor Türkiye'den alınmıştır diyor şeyi. Dünyada diyor tarımda Türkiye'ye bir güven var ama markaya güven yok diyor. Bunu aşılayamamışız diyor. Yani ürünün Türkiye'den geldiği adam seviniyor diyor. Buna bir güven var diyor. Ama diyor bu ürün Türk üretimi ise ona diyor güveni yok diyor markaya. Türk markasına güven tabii. yok diyor. Türk tarımına güven Türk markasına güven yok. Dünyanın en ünlü markaları Türkiye'de üretimlerini yapıyor. Fason olarak Türkiye'de üretim. Yani Benetton Gönlek, İtalyan markası değil mi? üretimi ağırlıklı olarak Türkiye'de yapılıyor. Yani bu bir, aslında bir garip bir iş. Levi's, e, Levi's pantolon Çorlu'da, bildiğim için söylüyorum, Çorlu'da, e, Çorlu'da tabii, çok önemli. Yani bütün Orta Doğu'ya verilen kodlar Türkiye'de üretilir. Gider şeye markası, device markası yapışır oradan bize tekrar geri gelir. Bir marka sorunumuz var. Marka sorunu var. Türkiye'nin bugünkü çağdaş üretim biçiminde marka aslında iyi yani, üreteceğiz. Bakın, koyatayı burada üretme, hop da üretebilirsin. tabi. Biraz önce şunu söyledim. Yani siz o top markasını tutturursanız bu ülkede üretmenizin anlamı yoktur. Fabrikanın bir önemi daha, yok diyorsunuz anladım. Bir orada fabrikanın önemi yok. Toku satarsınız ve toplam için para kazanırsınız. Hı, hı Anladım. Anladım. Bunu söylemeye çalışıyor. Marka yaratacaksınız. Yani bu evet. üretim yaptığında asıl belirleyici olan üretimin nerede olduğu değil. Üretimin herhangi dünyanın herhangi bir yerinde üretebilirsiniz. Daha ucuz olan, daha iş gücü. Bakın başka bir öngörü yapayım size. Çin değil mi çok büyüdü? Şimdi Çin bakın Çin'in büyümesi durdu. Şimdi aynı Çin'in yerine gelecek 10 yıl içerisinde Hindistan geçecek. Çünkü Amerikan firmaları Çin'de ücretler yükseldiği için Çin yerine Hindistan'ı tercih eder hale geldiler. Niye Amerikan başkan yardımcısı Hindistan kökenli bir vatandaş? Anladım hocam. Nedeni var. Hocam yine bire... Bizi aydınlattınız her zamanki gibi. Her hafta, cuma günleri. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hocam gerçekten sağ teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Güzel aydınlatıcı bir program oldu. Seyircilerimiz de ilgi gösterdi. Farklı bir şeyler konuşmak yani. Herkesin konuştuğu evet, şeyler değil. Evet, evet. Farklı Hocam ağzınıza var. sağlık diliyorum. Sevdeyi bırakıyorum. Hocam sağ olun. Haftaya inşallah görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Evet Hüseyin, sevgili Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hüseyin programın daha sonuna geldik. Evet, Haftanın çok da güzel program geldik. Hocam. Ee, Kaldım. güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Var mı Güzel bir hafta sonu geçirmenizi ben diliyorum. Eğer bir hatamız olduysa affola. Teşekkür ediyorum. Evet, pazartesi yine saat 10'da bizler burada olacağız efendim. Hafta sonu yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. kalın. और तो कोई कुछ नहीं